robotlar hayatımıza girdiğinden beri hani özellikle temizlik işlerinde falan çok daha rahatladık herhalde, değil mi? Yani bir tuşa basıyoruz, işte evin tamamını süpürüyor sağ olsun bizim için. O yüzeysel temizliği diyelim. Hani Allah razı olsun. Köşe bucak, bazıları memnun değil hala. Ya ne olacak onun temizlediğinden falan deniliyor hala ama açıkçası ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum ki birçok kişinin de öyle düşündüğüne eminim. Bununla ilgili yaklaşık olarak 3 yıl oldu mu Zeynep? Evet. 4 yıl oldu hatta. Hatta 4 yıla yakın bir süre önce almıştık biliyorsunuz. Dream Mop F9'u. Reklam değil tabii onu da söyleyelim ama yani bununla ilgili özellikle o dönem sosyal medyada veya işte YouTube'da detaylı bilgilerin olmadığını, çok fazla bilgiye ulaşamadığımız bir süreçti. Ama artık şimdi günümüzde birçok marka var. Birçok markanın robotları ve onların farklı özellikleri söz konusu. 3,5-4 yıl önce çektiğimiz videoya hala işte memnun musunuz? Kullanımı iyi mi, güzel evet. mi gibi yazanlar var hala. Bu arada kanalımızın en çok izlenen videolarından bir tanesi diyebilirim robot videomuz için. Ona da cevaben bir video olmuş olsun. Çünkü gerçekten çok memnunuz. Hiçbir sorunu yok. Hiçbir problem yaşamadık. Zaten kısım kısım kullanıyoruz. Yani bütün evi aynı anda temizlesin değil de oda oda istediğimiz yeri istediğimiz zaman temizleyeceğimiz şekilde kullanıyoruz diyebilirim. Ama gel gör ki artık biliyorsunuz teknolojik cihazların en büyük sorunu pil sorunu ve burada da bu pil sorunu yaşanmaya başladı ki uzunca bir sürede oldu. Yani normal şartlarda 2 yıl gibi ömürleri var pillerin. Ama tabii kullanım yoğunluğuna göre değişecektir. Bizim artık pilimiz %25 seviyelerini geçmemeye başladı ve çalıştıktan sonra kendi kendine bir 5-10 dakika içerisinde kapanmaya başladı. Hemen şöyle bir ufak bir araştırma yaptım ki pilleri kendimizde değiştirebiliyoruz. İnternette de sıkça zaten yedek parçaları artık bulabiliyoruz. Eskiden bunlar da yoktu. Ve pili araştırırken de yanı sıra ek yedek parçalar da aldım. Böylece aslında robotu da bir nevi yenilemiş, sıfırlamış da olacağız. Mesela filtresi yedeğiyle beraber filtresini buldum. Marka ve modelini yazarsanız zaten sıkça bütün modellerin yedek parçalarını bulabiliyorsunuz. Mesela alt fırçası artık o da yıpranmaya başlamıştı ki onu da yenisiyle değiştirdik. Bunları set halinde satıyorlar işin güzel tarafı. Eskiden mesela sadece bir tane fırçayı yaklaşık olarak işte 400-500 liralara satarlarken şimdi artık set halinde işte filtresi, fırçası, dönen fırçasıyla beraber hepsini 300-400 liraya almanız mümkün oluyor. Bir de tabii pil siparişi verdik. Yan sanayi dediğimiz piller söz konusu ve onların da belli güçleri var. Mesela bu 5200 miliamperlik ki kendi içindeki de 5200'lüktü. Bunun isterseniz bu arada 7000 miliamperliği, işte 9000 miliamperliği gibi seçenekleri de var ama ben hani orijinaline yakın olsun diye 5000 miliamperliğini tercih ettim. Şöyle yapalım, çok uzatmayalım videoyu da. Gerçekten memnunuz ve elimiz ayağımız diyebilirim. Özellikle evde iki tane kedi olduğunda varsayarsak gün aşırı işte kullanarak böyle bir ortamın işte tüyünü, tozunu almamızı sağlayan bizim elimiz ayağımız diyebilirim. Şimdi hemen bununla ilgili bu sorunu yaşayanlar, özellikle pili bitenler, ne yapacağım diye düşünenler için bir hemen kılavuz olsun. Alt kısımda bir kapak var. Şurada göreceğiniz üzere aslında şu bir dış kapak. Bu kapağı açarak hemen altından bataryayı değiştirmemiz mümkün. Hızlıca onu göstereceğim size. Hemen vidaları açarak başlıyoruz. En önemli kısım şu. Özellikle ürününüz eğer ilk 2 yılında, genelde garantileri 2 yıl oluyor. İlk 2 yılında ise kendiniz yapmayın. Çünkü garanti kapsamındayken eğer vidalarını açarsanız, zaten bir koruma bandı var vidalarda. O garantiyi de bozmuş olacaksınız dolayısıyla. Eğer bizimki gibi 3-4 yıllık bir cihaza sahipseniz ve bataryasını değiştirmek istiyorsanız boşuna servise ekstra ücret vermenize gerek yok. Çünkü bunu bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Aslında tak sök parçalarla bu işi kolayca halledebiliyorsunuz. Şimdi hemen göstereceğim size onu. Bu arada bir saattir Jonathan'a robot diyorsun. Fark etmedim zannetme. Canımız, Jonathan'ımız, robotumuz mu diyelim. Evet, vidalarımızı çıkardık. 8 tane vidası var toplam. Bu arada her modelde farklılık gösterebilir ama bunu özellikle Dream Vacuum Mop F9 modeli için söyleyebilirim. Genelde diğer modellerde de farklı yerlerde olmak üzere bu kapak vidalarını görmeniz mümkün. Hepsini açtıktan sonra zaten kendisi kolayca kenara alabileceğimiz bir düzeyde. Şurada da bataryayı görüyorsunuz. Bunu şu köşeden böyle sertçe yukarı doğru çekmemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde bataryayı hafifçe kaldırıyoruz. Burada bir soket var. O soketi aynı bilgisayar soketleri gibi düşünebilirsiniz. O soketin bir tırnağı söz konusu. O tırnağı çekerek şimdi yukarı doğru kaldıracağım. Biraz zor. Dar bir alan. Evet.
Şu yedek olarak aldığımız batarya. Aynı girişlere sahip. Kontrol ettim. Kablosu da hatta biraz daha uzunmuş. Hemen yeni bataryamızı yerleştirelim. Önce soketi yerleştireceğim. Sonra oturtacağım. Oturttuktan sonra çünkü zor oluyor soketi yerleştirmek. Bu arada soketin zaten yönü belli. Köşelerde hafif kavisleri var. O kavise göre yerleştirmeniz gerekiyor. Yani ters oturtsanız bile zaten girmediğini göreceksiniz. Girmiyorsa zorlamanıza gerek yok diyebilirim. Şöyle yavaşça itiyorum. Evet. Hafifçe tık etti zaten. O sesi duydum. Şimdi artık yapmamız gereken tek şey bataryayı yerine oturtmak. Hemen onu da sağlayalım. Önce şu tarafı yerleştireceğim. Evet. Bataryayı da yerine oturttuk. Sadece kabloyu biraz kenara alacağım. Şöyle şu kısımdan içeride durmasını sağlayacağım ki yukarıda bir engel teşkil etmesin. Evet, işlem bu kadar. Geriye sadece kapağımızı takmak kaldı. Eski bataryamız burada, yeni bataryamız burada. Yerine de gayet iyi oturdu. Hemen kapağımızı tekrar kapatalım. Geriye sadece vidaları yerine oturtmak ve vidalamak kalacak. Şimdi ilk bataryayı taktığımızda aslında telefonlar gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta lityum pil bunların tamamı. Yaklaşık 5-6 saat kadar şarjda kalmasını tavsiye ediyorlar. Zaten full dolduğu zaman kendi enerjisini kesecektir ama siz yine de sonrasında çıkarmayın. Şarjda kalsın. Bataryanın ömrü o anlamda daha sağlam, daha sağlıklı olsun. Şu an canıtına kalp ameliyatı yaptın değil mi? Aslında evet, kalp ameliyatı gibi diyebiliriz. Doğru. Evet, işlem bu kadar. Artık yeni bir canıtımız var. Eski şeyi atıyoruz. Hemen yerine yeni fırçamızı da takalım. Bütün parçaları da yenileyelim bu arada. Evet, şu an fırçamız yenilendi. Evet. Hemen döner fırçayı da takalım. Bunların hepsi takmalı zaten, biliyorsunuz. Çok kolay gerçekten oturuyor ve yerleşiyor. Çok güzel. Filtre. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Son olarak filtresini takacağım. Buralar pis biraz. Ama yıkanacak tabii ki. Evet. Bunu takmayalım. Takmayalım, yıkayalım. Evet. Takalım ki o da zaten kolayca takılan bir parça. Onu şimdilik takmayalım. Filtreyi de plastik parçayı yıkadıktan sonra. Çünkü yaklaşık bir ay kadardır kullanamıyorduk bataryayı değiştirmediğimiz için. Şu parçayı da taktıktan sonra zaten eski sağlığına geri dönmüş olacak canıtın. Dream F9 ile alakalı 3. videomuz oldu. İlk aldığımızda işte kullanımı, tanıtımı vesaire bir video çekmiştik. Sonrasında soru cevap yapmıştık. Yine o eski videolarımız içerisinde duruyor hala. 3. videomuzu da çektik. Bu sefer bataryasını değiştirdik. İşte ufak tefek yedek parçalarını değiştirdik. Bizim için de çok eğlenceli oluyor böyle. Aklınıza takılan sorular olursa yine aşağıda sorulara yazabilirsiniz her zaman. O zaman canıtın yeni organlarıyla... Evet. Yola devam edecek. Yola devam edecek. Anger Kitchen'dan şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Hoşça kalın.